büyük proteinler hücreye girmek için özel bir mekanizmaya ihtiyaç duyarlar. Bu mekanizmaya vezikül ya da kesecik adı verilir arkadaşlar. Vezikülleri hücre zarından ayırıp hücre içine alınan cepler gibi düşünebiliriz tamam mı? Boyutları gözünüzün önüne getirebilmeniz için şuraya da hücreyi çizeyim hemen. Evet, şimdi bu vezikül hücreye doğru sürüklenecek, hücreyle temas kuracak ve hücreyle birleşmeye başlayacak. Birleşmek dediğimde vezikül içindeki proteinin hücre içine bırakılması anlamında söylüyorum bunu, tamam mı? Birleşmek dediğim yani vezikül içindeki proteinin hücre içine bırakılması demek. Bir vezikülün hücreyle birleşip içindeki protein ya da diğer büyük molekülleri hücre içine bırakmasına endositoz adı verilir. Endositoz bu arada bu olayın ismi olan endositoz gerçekten de çok yerinde bir terim çünkü kelime anlamıyla da olanı biteni tamı tamına anlatıyor. Evet, endositoz bir şeyin hücrenin içine girmesi anlamına gelir. Şu anda ekranda gördüğünüz endositoz reseptör aracılı endositozdur. Bu taşıma ya da endositoz çeşidi çok özel bir endositozdur. Çünkü hücre içine bir şeyler bırakacak olan vezikülün doğru vezikül olduğunu belirlemek için bir reseptöre ihtiyaç duyar. Reseptör aracılı endositoz dışında iki farklı endositoz çeşidi daha vardır. Bunlardan biri bazı molekül ya da çözeltilerle karşı karşıya gelince onları içer. Doğru duydunuz, içer dedim. Bu tür endositozun gerçekleştiği yer olan hücre zarının bu kısmı fazlaca kıvrımlıdır ve hücre örneğin burada serbest sodyum olduğunu fark edince eğer sodyuma ihtiyacı da varsa bunu içer ya da yutar. Bu madde klorür ya da hücrenin ihtiyacı olan belirli bir amino asit de olabilir. Bu maddeler böylelikle bir vezikül içerisinde hücreye girerler. Hücrenin maddeleri bu şekilde içtiği ya da yuttuğu endositoz çeşidine pinositoz adı verilir. Hemen not ediyorum. Pinositoz. Buradaki sitoz hücre pinoda içmek anlamına geliyor. Sitoz hücre pinoda içmek. Yani pinositoz neymiş arkadaşlar? Hücrenin hücre dışındaki maddeleri içtiği endositoz çeşidiymiş zaten içecek adı gibi de duruyor değil mi? Pinositos. Ben bir pinositos alayım lütfen. Bu arada pinositos reseptör aracılığı endositoz gibi özel de değildir. Ve hücre pinositoz sırasında bir sürü şeyi yutar. Öyle içerken löpür löpür başka şeyleri de yutuyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu tabii ki bazı problemlere de yol açabilir. Çünkü hücre pinositoz sırasında istemeden burada bulunan bir bakteriyi de yutabilir değil mi? Aslına bakarsanız salmonella bakterisi bağırsaklarımıza pinositozla bulaşır. Bahsedeceğimiz son endositoz çeşidi de hücrelerimizin bakteri gibi patojenlerle savaşmak için kullandıkları bir yöntemdir. Bu endositoz ya da taşıma çeşidinde hücre yabancı maddeyle temas kurunca ya da bir reseptör aracılığı ile kendine bağlanan bu maddenin yabancı bir madde olduğunu anlayınca bu patojeni yer. Evet yanlış duymadınız bu patojeni yer şekli de bir ağza benzetmeye çalışarak çiziyorum. Evet, bu yabancı madde, örneğin bir bakteri, hücre içine bir vesikülün içinde girer. Hücre daha sonra bazı enzimleri bu vesiküle yönlendirerek vesikülün içindeki yabancı maddenin yok edilip sindirilmesini sağlar. Hücrenin patojeni canlı canlı yuttuğu bu endositoz çeşidine de fagositoz adı verilir. Fagositozdaki sitoz yine hücre demek. Fago da yemek, yemek yemek anlamına gelir. Nasıl ee, arkadaşlar yukarıda söylemiştik pinositozda içmek içiyordu, fagositozda da yemek anlamında. Hücrenin patojenleri yediği bu endositoz çeşidi sadece bazı patojenlere yönelik olduğu için pinositozdan daha özeldir. Ama patojen oluşturma konusunda genelleştirilebileceği için reseptör aracılı endositoza kıyasla da daha az özeldir. Böylelikle 3 farklı endositoz çeşidini öğrenmiş olduk. Sırada eksositoz var. Eksositozda büyük moleküllerin hücre dışına çıkmasına verilen genel addır. Eksositoz hücre içindeki bir organelde başlar. Yani Golgi cisimciğinde. Golgi cisimciğini morla çizdim. Bunun etrafında, hücrenin etrafında bulunan aynı zardan olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama bu zar, Hücrenin vezikül üretmesini sağlar ve o vezikülün içinde de protein sentezi sırasında sentezlenen proteini barındırır. Evet. Şimdi de karşımızda sentezlenen proteini taşıyan bir vezikül var. Bu vezikül hücre zarına yaklaşıp onunla birleşecek. Aynen bu şekilde. Bu olduğunda da hücrenin içindeki protein hücre dışına çıkmış olacak. Golgi cisimciğinin proteini hücre dışına çıkarmak için vezikül ürettiği olaya da eksositoz adı verilir. Bunu da not edelim. Eksositoz. Eksositozun kelime anlamı bir şeyin hücre dışına çıkması demektir. Bu arada ilginç olarak bu proteinin ille de hücre dışına çıkması anlamına gelmez. Başka bir deyişle protein Golgi cisimciğine bağlı olan vezikülün zarına yerleşmiş olabilir. Az önce de çizdiğim gibi vezikül zara yaklaşıp da zarla birleştiğinde veziküldeki zara yerleşmiş olan protein zarda kalır ve hücre zarına yerleşir. Bunun farklı sebepleri olabilir. Örneğin bu kolaylaştırılmış difüzyonda görev alan bir kanal proteini olabilir ya da bir sodyum potasyum pompası olabilir. Evet bu protein görevi icabı hücre zarına yerleşmesi gereken proteinlerden herhangi biri olabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın olur mu? Eksositos, proteinlerin hücre dışına atılmasını ya da hücre zarına yerleşmesini sağlayan mekanizmaya verilen addır. Büyük moleküllerin taşınmasını sağlayan bu mekanizmalar sadece bakteri ya da patojenlerden kurtulmamızı ve proteinlerin işlenmesini sağladıkları için değil Enfeksiyonlara yakalanmamızı sağlayan farklı yollar oldukları için de önemlidirler. Örneğin, fagositozda kullanılan bazı proteinler HIV virüsü tarafından gasp edilir ve HIV bu şekilde genetik malzemesini vücudumuza yayar. Yani vücudumuzun her yerine bulaşmış olur. Vücudumuzdaki yabancı maddelere saldırıp onları öldüren yardımcı T hücrelerimiz vardır. Bu hücrelerin üzerinde CXCR4 adında bir reseptör vardır. HIV virüsü bu reseptöre hedef alır ve bu reseptör GP41 ya da GP41 proteinine bağlanır. Bazı insanların fagositoz için gerekli olan bu proteinde ya da reseptöründe genetik bir değişiklik vardır ve bu değişiklik GP41 proteininin bu reseptöre bağlanmasını engel olur. Kısacası CXCR4 reseptörünün nadir görülen türüne sahip bu insanların HIV virüsüne karşı bağışıklıkları vardır. Evet, bunlar bağışıktırlar. Yani HIV'e yakalanmazlar. Ne kadar da ilginç değil mi? Ve HIV ile savaşmaya yarayan bu potansiyel mekanizmayı fagositozu inceleyerek öğrendik. Bu yüzden de vücudumuzun en ufak biriminde olan bitenleri asla ve asla göz ardı etmemeliyiz.